Aldatılsam da aldatmayacağım, ona sözüm var. Bu borcu ödemeden nasıl yaşarım? Yoksul da olsalar, onurlu insanlar doldursun sokakları. Aşkın da, ayrılığın da içten yankılanan sahici şarkıları duyulsun. Bölüşmek isteğinin tomurcuğuna uzanamasın kimse koparmak için. Yanılmak korkunç olmasın, ürkmesin birbirinden insanlar. Yangınlar başlamalı, başka çare yok. Emekçi halkın yönetime el koyması, herkesin siyaset yapabilmesi, bunlar da sosyalizmin var olması için zorunlu koşullar ve sosyalizmin sonuçları. Bunlar önemli. Bütün bunları mümkün kılan kuşkusuz sosyalizmin üretim araçlarında, yani fabrikaların, madenlerin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, toprağın, ormanların, kıyıların, özel mülkiyetin konusu olmaktan çıkması, bütün toplumun, kamunun malı haline gelmesi. Evet, sosyalizmin arka planında, altyapısında bu var. Sosyalizm, kamu mülkiyeti, toplumun üretim araçlarına el koyması anlamına geliyor. Ama değerli dostlar, başka bir şey var. Sosyalizmi bugün bizim için çok heyecanlı hale getiren tek bir sözcük. Sosyalizmde insan var. Sosyalizm başka her şeyi bir yana, insanı ayağa kaldırdığı için ya da tarihin sahnesine ayağa kalkan insanı çıkardığı için büyüleyici bir düzen. Sevgili yoldaşlar, geçtiğimiz yüzyıl Uluslararası İşçi Hareketi'nin en önemli tarihsel kazanımı olan Ekim Devrimi'ni onurlandırmak üzere düzenlediğiniz bu etkinlikte size Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin devrimci selamlarını getiriyorum. Lenin 1917'de Rusya'nın koşullarına baktığında Komünist Parti'nin işçi sınıfına ve kalabalık yoksul köylülere karşı tek görevinin işçi sınıfı iktidarını kurmak olduğunu gördü. Γρήγορα να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του κόμματός σας, του συνεδρίου σας. Size devrimci mücadelenizde başarılar diliyoruz. Yaşasın Sosyalist Türkiye ve Sosyalist Yunanistan için ortak internasyonel mücadelemiz. Gericilik ve savaş üretmeyen bir kapitalizm yok. Ama aydınlık bir gelecek ve barış dolu günler içinde sosyalizmden başka bir seçenek yok. Kapitalizm nasıl gericiliği ve tam savaşı temsil ediyorsa, sosyalizm de ilericiliği ve barışı temsil ediyor. Kapitalizm karanlık, yoksulluk, kan ve gözyaşı öneriyor. Sosyalizm ise eşitlik, özgürlük ve insanca bir yaşam. Bizim fikrimiz daha kapsamlı, daha bütünsel. Bizim fikrimiz daha aydınlık, daha iyimser. Bizim fikrimiz umut ve mutluluk vaat ediyor. Biz daha güçlüyüz. Bu düzenin en büyük korkusu sevgili yoldaşlar, sevgili dostlar, bu düzenin sonunun geleceği korkusudur. Patronlar bir sınıf olarak bu korkuyla tanımlanır. İktidardan düşme korkusu burjuvaziye içseldir. Bizim ise kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar korkuyorlar, çok korkuyorlar. Bizim ise korkacak hiçbir şeyimiz yok. O zaman cesaret, cesaret, daha fazla cesaret. Biz kazanacağız. Gericilik ve savaş çığırtkanlığı kaybedecek. Kapitalizm kaybedecek. Boyun eğmeyecek. Sosyalizm kazanacak. Rusya Komünist İşçi Partisi'ni temsil ediyor olmaktan onur duyuyorum. Мы начинали свою борьбу против Горбачевского поворота к капитализму еще в годы его руководства КПСС в 1989 году. Mücadelemiz Gorbaçov'un hala Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin başında kapitalizme geçiş planını yürütmekte olduğu 1989 yılında başladı. Sosyalist devrim
Ancak kavga için ayağa kalkma ve geniş emekçi kitleleri peşinden sürükleme yeteneğine sahip örgütlü işçi sınıfının onun gerekliliğinin farkına varmasıyla mümkün. Toplumsal düzenin devrimci dönüşümü öncelikle insanların zihninde bir devrim gerçekleşmesini gerektirir. En esta ardua tarea está comprometido el PCP, luchando día a día con la clase obrera sin perder el horizonte del socialismo. İspanya Halkları Komünist Partisi kendini bu zorlu göreve adamış, her gün işçi sınıfıyla birlikte savaşmakta ve bu sırada sosyalizm ufkunu kaybetmemektedir. Tıpkı Komünist Parti Türkiye'li kardeşlerimiz gibi. Çünkü sadece sosyalizmde bütün insanlığın ihtiyaçlarının karşılanacağını garanti edebiliriz. ¡Viva la gran revolución socialista de octubre! ¡Viva la hermandad entre el Partido Comunista y el PCP! ¡Viva el internacionalismo proletario! İşçi sınıfı mücadelesine akmayan bir gençlik enerjisi, kendisini işçi sınıfı mücadelesinde anlamlandırmayan bir gençlik dinamizmi kadüktür. Kadük kalmaya mahkumdur ve ölü doğmuştur. Komünist gençlik, gençliğin mücadeleci ve dinamik kimliğinin sınıf mücadelesiyle ve sosyalist iktidar iddiasıyla bütünleşmesinin adıdır. Komünist gençlik, sosyalizm dışında hiçbir alternatifin gençliğin ayrılışına yanıt vermeyeceğinin ilanıdır. Kendi kaderi hakkında karar veriyor, karar bellidir. Sömürü, adaletsizlikler, toplumsal eşitsizlik, bütün bundan kovulacaktır yeryüzünde. Burjuvazi bu kaçınılmaz gelişmeden korkuya kapıldı ve gerilettiği orta çağ karanlığından yardım dilendi. Türkiye'ye bakanların önemli bir bölümü kendini karanlığın içinde pusulasız hissediyor. İşçiler her gün gömülüyor, doğru. Çocuklarımız imam yapılıyor. İktidar her işe, herkese karışıyor. Bir kez daha biz burada diyoruz ki Türkiye bu değil. Hayır, Türkiye bu değil. Karanlığın bir ucunda hala sönmeyen bir ışık değil, yeniden parlayan bir güneş görüyoruz biz. Aydınlanmayı ve bağımsızlığı içeren sosyalizm mücadelesi biricik çıkış yoludur ve Türkiye'de bu yola girmeye hazırlanan milyonlarca emekçi var. Ekim devriminin 97. yılında bu büyük insanlığı boyun eğmemeye çağırıyoruz. Boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz.